Tema değerlendirme çalışmaları. Küçük Nedim ve ailesi. Küçük bir köyde yaşayan Selim ile Fatma'nın Nedim adında 6 yaşında bir çocukları vardı. Karı kocanın maddi durumları pek iyi değildi. Köyleri verimsiz topraklarla çevriliydi. Köylerinin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Ek olarak çiftçilik yapıyor Köyün yakınlarından geçen ırmağın kıyısındaki tarlada meyve ve sebze yetiştiriyorlardı. Böylece kendi sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Kış sona erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz bütün köylüler yaylaya göçüyorlardı. Yayladaki otlarla koyun, keçi ve ineklerini besliyorlardı. İlk 6 soruyu metne göre cevaplayınız demiş. Birinci sorumuz metnin konusu nedir? Metnin konusu Nedim'in ailesinin hayatıdır. Bunu yazabiliriz. İkinci sorumuz Nedim'in ailesinin maddi durumu nasıldır diye sormuş. Maddi durumları iyi değildir. Zaten metnimizde de maddi durumları pek iyi değildi şeklinde ifade etmiş. Bunu yazabiliriz. Üçüncü sorumuz ise Nedim'in ailesi geçimini sağlamak için neler yapıyor? Hayvancılık yapıyor diye bahsetmiş ilk cümlede metnimizde. Daha sonra da tarımla uğraştıklarını belirtmiş. Biz de şu şekilde yazabiliriz. Tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlamaktadırlar şeklinde yazabiliriz. Köylüler yaylaya ne zaman göçüyorlar? Yaz gelince göçüyorlar. Metinde geçen küçük, iyi, kış ve yakın kelimelerinin zıt anlamlıları nelerdir? Bunları birer cümlede kullanınız. Küçük, zıttı, tam tersi büyük. İyi, zıttı, yani tam tersi kötü. Kış, tam tersi yaz. Yakın, tam tersi yani zıttı uzak. Büyü cümle içinde kullanır isek, Büyük, pazarda satılan elmalar çok büyüktü. Kötü, üzerindeki kıyafetler çok kötü ve eskiler. Çok kötü diyebiliriz. Eskileri dememize gerek yok. Yaz, yaz aylarını çok severim. Uzak, yaylalar evimize çok uzak şeklinde yazabiliriz. Altıncı sorumuz nehir ve ilave kelimelerinin eş anlamlılarını metinden bularak altlarını çiziniz demiş. Nehir ırmak ilave ise ekdir eş anlamlısı. Şimdi metnimizden bulalım. Hemen bakıyoruz. Irmak ilave ek altlarını çizdik. Yedinci soruda aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimelerin altlarını çiziniz. Cümleleri kelimelerin doğrusunu kullanarak yeniden yazınız demiş. Altlarını çizelim. Dedesi Meryem'e Burada bu kelime yanlış yazılmış. Burada bu kelime yanlış yazılmış. Diye. Burada bu iki kelime yanlış yazılmış. Burada ise ilk kelime yanlış yazılmış. Cümlemize büyük başlanması gerekir. Düzelttik. Sonra Meryem özel isimdir. İlk harf büyük yazılır ve gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Bu şekilde düzeltebiliriz. İkinci cümlemizde özel olmayan bir isim cümlenin ortasında büyük yazılmış. Burayı düzeltiyoruz. Küçük yazılması gerekir ve gelenekin ayrılmaması gerekirdi. Biz bunu bu şekilde düzelttik. Baktığımız zaman birinci kelimemiz doğru, ikinci kelimemiz doğru fakat buradaki kelimede soru eki olan mı mi mu mü ayrı yazılır. Burasını bu şekilde düzeltebiliriz. Son cümlemizde ise kele olan masalları bir kitabın ismi ve kitap isimleri de özel isimdir. İlk harfleri aynı başlıklarda olduğu gibi Büyük yazılması gerekir. K harfi ve M harfini büyük yazarak cümlemizi düzeltebiliriz. Keloğlan olan masalları altını çizmiştik. Kel olan masalları özel bir isimdir, bir kitap ismidir ve ilk harfler, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bu şekilde dört cümlemizi de düzelttik. Burada ise cümleye küçük başlamış. Normalde cümleye nasıl başlıyoruz? Büyük harfle başlamamız gerekiyor. Bu şekilde burayı da düzelttik. 8. sorumuz vatandaşlık temasında en çok hangi metni sevdiğinizi nedenleriyle birlikte yazınız demiş. Defterimdeki Domatesler nereden geldi? Böyle tırnak içinde yazabiliriz başa da koyabiliriz. Metnini sevdim. Çünkü bir sebzenin veya ne diyelim bir sebzenin diyelim sebzenin nasıl yetiştireceğini bize güzel bir şekilde anlatmış. Resimlerini de çok Beğendim şeklinde yazabiliriz. 10. sorumuz Mehmet bayramda topladığı harçlığıyla kendisine faydalı şeyler almak istiyor. Ona hangi önerilerde bulunursunuz diye sormuş. Ben öncelikle ihtiyaçlarını almasını tavsiye ederdim. kalan parasını da biriktirebilir şeklinde yazabilirim veya yazabiliriz. 11. sorumuz Cümlelerde bazı noktalama yanlışları yapılmıştır. Noktalama yanlışlarını düzelterek tekrardan cümleleri yazınız demiş. Hemen düzelterek tekrardan yazalım. Baba ne iş yapıyor? Bir soru cümlesi. Burada bir yanlışlık var. Hemen düzeltelim. Cümlemizin sonuna Soru işareti gelmelidir. Bu şekilde düzeltebiliriz. Yaşasın, yarışmayı ben kazandım. Bakın buradaki harfimiz, buradaki y harfimiz büyük olsaydı ünlem işareti buraya gelirdi. Fakat küçük olduğu için cümlemizin sonuna gelecek. Diğer yerler aynı kalacak. Sonuna ünlem işaretini koyuyoruz. Diğer cümlemizde ard arda sıralanan kelimeler var. Bu kelimelerin arasına virgül kullanmamız gerekir ama burada ünlem işareti kullanılmış. Biz bunu düzeltiyoruz. Ünlem işaretlerini silip yerine virgül işaretini koyuyorum. Cümlemizin sonundaki işareti ise değiştirmiyorum. Bir sonraki cümlemizde yapalım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Cümlemizin sonunda ünlem işareti var. Fakat bir duygu bildiren bir cümle değil, bir sesleniş cümlesi de değil. O halde ünlem işaretine gerek yoktur. Soru da sormuyor. O halde cümlemizin sonunda nokta işareti gelmelidir. Sondaki ünlem işaretini siliyorum. Yerine nokta işaretini kullanıyorum büyüyünce öğretmen olmak istiyorum nokta şeklinde düzeltiyorum. Dayım İstanbul'da okuyor. Soru cümlesi değil. Soru işaretine gerek yok. Burada virgül kullanmış isimlere gelen ekleri virgülle değil kesme işaretiyle ayırıyoruz ve cümlemizin sonuna nokta kullanıyoruz. Şimdi düzeltip tekrar yazalım cümlemizin sonunda nokta olacak. Ve burada kesme işareti kullanıyoruz. Geleneki ayırmak için. Virgül değil.